Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Bozoğlu, namı değer Kayra Bitti. Bugünkü sorumuz erkeklere açık kız mı, kapalı kız mı diye soracağız. İnşallah keyifli ve eğlenceli bir video olur. İzlerken keyif alırsınız, gülersiniz, sizi gülümsetebilirim. Hadi gelin cevaplarımızı alalım. Arkadaşlar merhaba, YouTube için video çekiyoruz. Kapalı kız mı, açık kız mı? Kapalı kız abi. Kapalı kız, neden? Ne bileyim, daha çok şey oldular yani. Görsel olarak daha hoşuma gidiyor diyorsun. Aynen abi. Kapalı. Kapalı. Neden kapalı? Kapalı abi. Niye kapalı? Din gereği de abi. Yani görsel olaraktan kapalı mı hoşuna gidiyor yoksa sadece dinimiz gereği mi kapalı tercih ediyor? Abi kapalı, görseli karıştırma abi. Tamam, görsel olaraktan da kapalı diyorsunuz. Aynen, her türlü kapalı. Yani ikisi de yerine göre değişir ama benim için açık kız. Yani görsel olarak açık kız diyorsun. Yani görsel olarak yani açık kız. Bazıları şey diyor yani böyle dinimizin gereği ve örf adetlerimize göre kapalı kız. Yani tabii, senin tercihin açık kız zaten. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. İsteyen istediği gibi giyinebilir. Kimse kimseye karışamaz. İsteyen istediği yerinde deldirir, dövme de yaptırır. Mini etek de giyer. Kimsenin de dilini uzatmaya hakkı yoktur. Ama maalesef ki adalet olmadığı için ülkemizde tatsız olaylar yaşanıyor. Evet. İşte artık ne diyelim? Artık diyecek söz bulamıyorum. Ben burada konuşursam beni içeri alırlar. Tamamdır. Cevapların için teşekkür ederim. Çok güzel cevap verdin. Kardeşim sence? Açık kız. Açık kız. Kameraya bakarak konuş. Kameraya bak. Neden? Neden? Öyle. Görsel olarak ben açık beğeniyorum. Yani açık beğeniyorum, evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hepsi olur abi. Hepsi olur. Aynen. Fark etmez diyorsun. Yok, fark etmez hiçbir türlü. Sadece güzel olsun yeter benim. Aynen abi. İç güzellik önemli. İç güzellik önemli. Tabii. Açık ya da kapalı fark etmez. Yok abi, insan olsun yeter. Diyorsun. Vallahi öyle. Tamamdır, teşekkür ederim. Peki kardeşim, senin için açık kız mı, kapalı kız mı? Açık. Abi. Açık. Aynen. Neden? Abi benim yani öyle hoşuma gidiyor. Görsel öyle. Olarak daha hoşuma gidiyor. Aynen, görsel olarak öyle daha çok hoşuma gidiyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Peki sen? Benim için iç güzelliği önemli. Dışın hiçbir önemi yok. Dışın hiçbir önemi yok diyorsun. Açık ya da kapalı, evet, fark etmez. Hiç fark etmez. Fark etmez abi. Nasıl yani? Kalbi temiz olsun yeter bizim için. Ya da kapalı ya da açık benim için hiç önemli değil diyorsun. Aynen. Peki kardeşim senin? Kapalı olsa daha iyi. Kapalı olsa daha iyi. Görsel olarak da onları mı daha çok beğeniyorsun yoksa böyle görsel değil açıldı de böyle daha güvenilir, daha kapalılar daha güvenilir mi oluyor sence? Daha bence de. Fark etmez ya. Hani nasıl diyeyim sana? Nasıl? Gönlü güzel olsun ya kendisi gibi. Anladın mı? Fark etmez öyle açık kapalı. Kalbi güzel olsun, kapalı ya da açık fark etmez diyorsun. Aynen, biz ayırt etmiyoruz arkadaşlar, baba. Arkadaşlar gelin. Sizi çektim mi? Yok. Çekmedim. Yok. Kapalı kız mı, açık kız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Açık kız baba. Açık kız. Sence? Kapalı abi. Kapalı kız. Allah kabul etsin. Ne bu baba, açık kız kapalı kız ne iş yani abi? Sor, YouTube için soru soruyoruz böyle. Hani açık kız mı tercihin olur, kapalı kız mı tercihin olur? Açık kız baba daha güzel. Güzelliğini belli ediyor yani, o saçlarıyla başlarıyla yani. Anladım. Ha, kime ne kapalı yakışıyor. Kime ne de kapalı yakışıyor ama benim tercihim yani açık kız olması daha güzel. Tamam. Ne olur. Teşekkür ederim. İyi günler abi. Hani kızlar için, hepsi için geçerli bu laf. Kapalı veya hani açık önemli değil. Ama bazı kapalı kızlar var, hep kalp kırıcı. Evet. Anladın mı abi? Hani insanları aşağılıyorlar. Evet. Ne bileyim, kapalı ile açıkla alakası kapalı, değil. Kapalı yok, altta açık. Hani yok, odur budur. Neyse açık kız daha güzel yani. Anladım. Yani abi karşındaki yani insanı şey görüyor. Affedersin. Görüyor. Mesela bak, bu yani mesela kapalı yakışmış. Evet. Kimin ama açık saçları, ama saçları, başını. Saçları. Bak şu anda ablamız kapalı ama belki kalbi temiz olabilir. Anladım. O yani, onun önüne kalmış, anladın mı? Kalbi temiz olsun diyorsun. Evet. Aynen, kalbi aynen, temiz aynen, olsun aynen, yeter. Yani güzellik önemli değil. Bazı anladım bayanlar var, Allah sana güzellik vermiş ama o güzelliği değerlendirmen lazım. Kapalı kız mı, açık kız mı? Nefes alsın yeter. Ne nefes demek kapalı kız, açık kız yani. Abi görsel olaraktan hangisidir? Yani senin tercihin, kültür açısından hangisi olur? Yavrum benim için kapalı olması tercihimdir. Neden? Daha mı neden görsel oluyor? Yani görsel olarak görsel mı daha çok derken seviyorsunuz yoksa din kültürümüze, farkımıza göre? Yok, kesinlikle dine uygun olsun. Dine uygun, dine olsun. Uygun olsun tabii ki ya. Anladım. Niye de yani açık olduğu zaman kendini, düşün şu şeye bak. Parçaya bak, vitrin. Niye daha güzel açık yapıyorlar? Çekici olsun. Kendini teşhir etsin diye. Yani kapalı olması her zaman için tercihimizdir. Anladım, teşekkür tamam, ederim. Şey beyefendi değil, sizin için? Benim için de kapalı. Neden? Yani bizim şeyimize göre, yöremize göre daha şey geliyor, o yüzden. Kapalı daha. Evet, evet. Kapalı daha. Görsel olaraktan sizce? Yani şimdi hiç yoktan yanında bir kapalı bayan varsa, mesela açık şey yapsan rahat gezemezsin, herkes böyle şey yapar ama kapalı bakalım olduğu için daha rahat gezersin. Anladım. Ondan dolayı kapalı diyorsunuz. Evet, kapalı tamam, diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Açık kız ama çok da açık değil.
Neden? Neye göre açık kız? Neden? Yani nasıl açık olsun istedim? Kendine dikkat edecek giyinmesine. Açık olacak ama dikkat edecek. Ya böyle çok böyle dekoltalı, mekoltalı, mini etekli falan değil ama görsel olarak da açık kızları tercih edin diyorsun. Yani gönlü güzel olsun fark etmez benim için kapalı ya da açık olması. Çok görsel da, olarak siz hangisini daha çok beğeniyorsunuz? Ya ben nişanlıyım zaten. Benim eşim açık. Hani kapanırsa kendi bilir. Açık da olsa, açık kalmak isterse kendi bilir. Hani ben zorlayamam yani. Gözünün güzelliğini önemli. Aynen. Yani bizim dinimizde zaten zorlama yok. Evet. Herkes kendi istediği gibi. Devletimizde de öyle. Aynen yaşıyor. O yüzden çok şey yapmamak lazım ya bence. Hani hepsi bizim, aynen hepsi bizim açık da kardeşimiz, kapalı da kardeşimiz. Hiç takılmamak lazım yani böyle şeylere. Anladım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim cevabınız için. Efendim sizin için? Allah gönlü güzel olsun, dürüst olsun, namuslu olsun o kadar abi benim için yani. Kapalı ya da açık fark etmez. Fark etmez. Gönlü güzel olsun yeter o bize. Ayrımcılık yapmıyorum. Kalbi güzel olsun yeter diyorsunuz. Aynen öyle. Açık kız mı, kapalı kız mı? Ne? YouTube için midir? Açık. Aynen. Görsel olarak da açık mı? Aynen öyle açık. Haberli açık inşallah. Seviyorum. Anladım. Peki sizce? Açık bence aslında. Evet. Ben güzel kız arkadaşım da açık. Aynen. Anladım. Evet. Tamamdır. Tahrik etmiyor ondan diyorum. Efendim? İnsanlar tahrik şeyi var ya pozisyonu diye bir şey var. Yani evet. Açıklar daha çok gidiyor. Belki genciz ondan olabilir. Bekarız. Olabilir. Vallahi kapalı kız diyeyim. Görsel olarak da. Yani. Peki hani neden kapalı kız? Böyle tercihiniz neden oluyor? İnancım gereğinde kapalı kız yani. İnancım gereğinde. Hem inancınız hem de görsel olarak da kapalı aynen, diyorsunuz. Aynen. Tamamdır. Teşekkür ederim. Beyefendi sizce? Valla bana sorarsanız herkes kendi istediği gibi ya. Sonuçta özgür bir ülke. Kimisi giymek ister, kimisi çıkarmak ister. Sizce göreceli olarak da veyahut da böyle tercihiniz ne oldu? Valla göreceli olarak ben birini beğendiysem bu şekilde kalsın. Allah için yapansın. Ya bana fark etmiyor ya. İnsanlığı güzel. Aynen, aynen öyle. Kendi güzel olsun. Benim için açık kız tabii ki. Açık kız. Hani evet. Görsel olarak da açık kız diyorsunuz. Yani evet. Sebebiniz ne? Neden açık kız dediler? Sebep benim kişisel görüşüm yani açık kızdan yana. Tercih yani onlardan yana olabilir. Sebebi yok yani belli bir sebebi. Anladım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tabii ki kapalı kız ya. Neden abi? Ya açık kız derken şu yani açıklık kapalıkta görsel olaraktan tercihim ya da hani görsellik kızdan... şu var yani saçı açık olması değil bir kadın bence yani ben şimdi şey öyle bir konuya geldin ki sordun ki yani böyle abi, şah damarından yani böyle var ya öyle bir şey derin konu ki kadını güzel kıran ahlaktır aynen. Edeptir iffettir onun haricinde hani güzellik diye bir şey ahlaktır zaten. Yani göğüste affedersin bacım da burada. Göğüs dekoltesiymiş, göbek dekoltesiymiş. Bu bizim ne bak din hiç olmasa bile. Allah kendini hiç bildirmese bile insana yakışan bir şey değil. Evet. Yani Allah kendini bildirmese, Kur'an ayetleriyle bunların bildirmese bile İnsan bizi yakın. Kendi halimize bıraksaydı bile insana yakışmayan bir giyim tarzıdır yani. Hareket. Ya olmaz böyle bir şey ya. Ben bir kadının tenini göstermesi, bilmem nesini göstermesi. Şimdi bunu moda yaptılar. Sorsam Müslümanım diyorlar. Moda diyorlar. Bize evet. Bu gençliğe de kızmıyorum. Ben eleştirdiğim için söylemiyorum bak. Yok abi fikirlerini onları öyle eğittiler, öyle gösterdiler. Yıllarca televizyonlarda, işte dizilerde, filmlerde. İşte sanatçılar, müzisyenler, en ünlü müzisyenler hepsi sahnelere atlet, don, gecelik gibi, iç çamaşırı gibi kıyafetlerle çıkarttılar. İnsanlara bunu normalmiş gibi gençliğe normalleştirdiler. Şimdi bak sokaklara, Çiftlik Caddesi'nin oraya hala kış geldi. Atlet, don, gecelik gibi iç çamaşırı kıyafetlerle sokağa çıkan gençler var. Evet, yazık, abi. Üzülüyorum onlar adına. Çünkü yani güzellik böyle vücudunu göstermekle, çıplak giyinmekle olmaz be kardeşim. Benim aklımı beğenmiyorsa birisi, ben kötüyümdür ya. Anladım. Güzellik abi. Fizikte olsaydı, ne bileyim yani çok şeyler var söylenecek de. Anladım ama abi. Çok üzülüyorum yani bu insanların atlet don gecelik gençliği olmasına. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum bir de onları o şekilde kabul eden erkek milletine. Kızıyorsunuz bence onlara. Tabii ki ya kızmak değil şu. Yaşam tarzı ama üzülüyorum. Ben onlara her gün dua ediyorum. Allah'ım onları inşallah ıslah eder. Doğruyu gösterir. Ne bileyim yani dua da ediyorum ya. Hiç eleştirmiyorum, kınamıyorum. Çünkü neyi eleştirirsen, neyi kınarsan başına gelir. Allah sana onu yaşatmadan canını almaz. İnşallah böyle bir şey yaşatmaz abi. İnşallah. Cevapların için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biz videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.